Bir diğer bölüme geçiyorum. Bana göre dördüncü bölüm oluyor. Kısaca heyetinize Cemel vakasını bir anlatmak istiyorum. Hazreti Osman'ın katili Yemenli Yahudi olan Gafiki. Hazreti Osman'ın şehadetini İbn-i Sebe ile gerçekleştirmiş, onun ekibiyle. Ve bu mevzuda büyük merhale kat etmişti. Medine'yi tozu dumana buladılar yani. Nifak tohumları gittikçe yeşilleniyordu. Ve İslam fütuhatı durdu. Tebliğ ve irşat da dumura uğradı. Ve maalesef sahabi içinde bir çekişme devri başladı. İşte bu merhaleden sonra İbn-i Haşimilerle Emevileri karşı karşıya getirmek istedi. Çok dikkat çeken bir şeydir bu. Hazreti Osman Emevilerdendi. Hazreti Ali Efendimiz de Haşimilerdendi. Emevilerle Haşimileri eski Araplarda derin bir çatlak olan kavim ve kabile kavgasını kullanarak ikisini karşı karşıya getirmek için büyük bir plan hazırladı. Malum Hazreti Osman Emevi, Hazreti Ali ise Haşimi olduğu için Hazreti Osman'ı Hazreti Ali'nin öldürttüğünü ifşa ediyordu İbn-i Sebe. Onun yerine geçmek istediğini, Hazreti Ali'nin onun için Hazreti Hamza'yı öldür, Hazreti Osman'ı öldürttüğünü böyle el altından bir nifak şebekesi olarak yayabildiği kadar da yaymaya çalışıyordu. İbn-i Sebe bir taraftan Hazreti Ali'ye isnaden bu çirkin iftiraları atarken diğer taraftan da yine Hazreti Ali'nin de halife olması için de gayret sarf ediyordu. Hilafette olanları temizlemek daha kolay. Ben de bu iftiraları atarım ve Hazreti Ali de öldürülür diye düşünüyordu. Onun için bu maksatla Mısır'dan gelen kafileden Yahudi asıllı İbni Meymun riyasetinde bir heyet seçerek yani bir Yahudi, İbn-i Sebe de Yahudi bir heyet seçerek önce Hazreti Zübeyr'e gittiler. Halife ol o kabul etmedi. Hazreti Talha'ya gittiler o kabul etmedi. Hazreti Ali'ye gittiler. Halife ol diye ki maksadını tekrar edeyim. Emevilerle Haşimilerin arasını açmaktı maksadı. Halifeliğe en layık sizsiniz ya Ali. Sizden bu vazifeyi deruhte etmenizi istiyoruz. Sen büyüksün, sen yuşasın, sen Allah'ın oğlusun. İbn-i Sebe bütün bunları gündeme getiriyordu. Önce kabul etmedi Hazreti Ali Efendimiz. Önce onları kovdu. Ama tekrar Medine'deki ulema da ısrar edince Hazreti Ali Efendimiz kabul etmeye adeta mecbur kaldı. İbn-i Sebe Yahudi olan Hazreti Osman'ı da şehit eden Gafiki'ye şu emirleri, ultimatumları veriyor. Medinelileri diyor mescitte toplayınız. Onlara hemen kendi aralarında bir halife seçmelerini söyleyiniz. Aksi takdirde Ali'yi de, Talha'yı da, Zübeyir'i de, Ayşe'yi de onların kellerlerini vururuz dediler. Ve maalesef en kısa zamanda kendi reisinizi seçmeniz lazım dediler. Ve Hazreti Ali de bu şartlar içerisinde istemeye istemeye kabul etti. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz halife olmak istemiyordu. Böyle uzaktan safkan bir Arap atını görünce hep eskiden beri derdi ki vallahi bu ata binilir şahane hilafetten kaçılır yani. Hazreti Ali seçilince işte Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha gibi sahabilerden bir grup Hazreti Ali'ye geldi. Az önce arz etmiştim. Hemen bu katilleri bulup kafalarını vurun. Hazreti Ali de olmaz dedi yani. Adalet-i mahzayı tatbik etmek lazım. Üstad az sonra bunu söyleyecek. Halbuki Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyir ve Talha şu fikirdeydiler. Fitne büyümüş. Devleti hedef almış. Halife şehit edilmiş. Mesela sadece Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması değil, bu fitnenin hareketinin kökünden kesilmesi lazım. Onun için asilerin tamamı öldürülsün, cezalandırılsın istiyordu. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe Efendimiz.
Hazreti Ali bunlara yanaşmadı. Ve la tezuru ve ezuretun vizire uhra var dedi. Ve bunlar da Hazreti Ayşe'nin Mekke'de olduğunu duyunca Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir oraya gittiler. Ve giderken de bunları iyice kafalarında pişiriyorlardı. Hazreti Ali de Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Zübeyir'in Basra'ya gittiklerini haber aldı. Eyvah ki bir fitne daha oradan kaynayacak diye Hazreti Ali Basra'ya hareket etti. Zikar mevkiinde konakladı Hazreti Ali Efendimiz ve barış teklif etmek için meşhur İran fatihlerinden Kaka'yı Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe validemize gönderdi. Onlara sulh teklif etti. Onlar da bu sulhü kabul ettiler. Aralarında hiçbir sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Tamam, Ali bu fikirde ise bizim de diyecek bir şeyimiz yok. Tamam dediler. Hazreti Ali'ye biat etme sözü verdiler. Fakat bu sulhtan rahatsız olan Abdullah İbni Sebe işte o gece yaptığı gürültülerle, korkunç hadiselerle her iki tarafa fikir veriyordu. Diğer taraf biatı bozdu, sulhu. Diğer taraf da bu taraf sulhu bozdu diye ve bir gece yeniden birbirlerine girdiler ki bu Cemel vakası bu şekilde ortaya çıkmıştır. Netice itibariyle Hazreti Ayşe validemiz de Havab'ın köpeklerinin havladığını da duyunca haksız olduğunu anladı. Az önce anlattığım Hazreti Zübeyir de Efendimizin sözünü hatırlayınca haksız olduğunu anladı ve harp, ama acı bir 10 bin kişi orada Cemel vakasında şehit oldu. Buna Cemel vakası denmesi, Hazreti Ayşe validemiz Cemel deve demek. Devenin üstünde, etrafında şöyle oda gibi olan devenin üstünde bir hevdeç içinde harbi idare etmeye çalıştığı için, fikirlerini beyan ettiği için Hazreti Ayşe deve üstünde olduğundan deve üstündeki Ayşe'yi hatırlatması için bu vakaya Cemel vakası deniyor. Ve sonra bu meselede mezheplerde büyük ihtilaflar yapmışlardır. Ama Hazreti Ayşe validemize karşı Hazreti Ali çok saygılı davrandı. Ve onu asla ve kat'a ikinci plana itmedi. Onu methü sena etti. Ve sonra yanına 40 kişilik bir heyet vererek, kadınlardan, erkeklerden de ağırlıklı bir heyet vererek onu Medine-i Münevvere'ye kadar uğurladı. Ve zaten Hazreti Ayşe validemiz de bir defa daha Hazreti Ali Efendimizin karşısında bu sahalarda çıkmadı. Bu anlattığım çok önemliydi. Burada şimdi ikinci sualinizin mealini okuyacağım. Ama bir inceliğe girmek istiyorum yani. Kendi aramızda, kendi aralarınızda şakacıktan dahi olsa ayrıntıya düşmemenizi tavsiye etme açısından. Bildiğiniz gibi İfk hadisesinde Hazreti Ayşe validemize atılan iftirada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geleceği, Hazreti Ayşe validemizin temize çıkartılacağı ana kadar Efendimiz Aleyhisselam zindan hayatı yaşadı adeta. O kadar moralleri bozuktu ki Ayşe validemizle de konuşmuyor, ona şunu söyleyin diyordu. Halbuki o da yanındaydı. Halbuki Hazreti Ayşe validemiz tertemiz. Hazreti Ömer Efendimiz ya Resulallah dedi, bize bir namaz kıldırıyordun sen bir gün. Ayağında bir şey vardı, böyle necaset. Vahiy geldi namaza dair, necaset olduğuna dair. Allah senin için bu kadarcık küçük bir necaseti vahiyle haber verir de pak damen olan Hazreti Ayşe'nin temiz olduğuna dair dedi bir vahiy göndermez mi? Bekle ya Resulallah dedi. Efendimiz bundan çok memnun oldu. O gergin günlerde Hazreti Ali Efendimizin bir cümlesi söylenir. Cümle şu, yani ya Resulallah dedi Efendimiz'e teselli için. Başka kadın mı yok? Yani Ayşe'yi bırak, gerekirse başka kadınla evlenirsin. İşte Hazreti Ayşe validemiz bunu duyduğu için içinde bu kadarcık da olsa Hazreti Ali'ye karşı bir his vardı yani. Kırgınlık vardı. Ve bu kırgınlık yer yer kendini gösteriyordu. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın son ölüm hastalığında, bu acayip bir şey,
Mesela Efendimiz bayılıyordu. Bir kova su döküyorlar. Efendimiz ayılıyordu. Namaz kılındı mı? Ya Resulallah. Mescitte cemaat seni bekliyor. Ha Allah'ı iden ayağa kalkmaya çalışıyor. Tekrar bayılıyor. Ama pazartesi günden önceki pazarda bir gün önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi olduğu gibi bütün sekerattakiler ölümünden bir gün önce yani ağır hastalıkla devam eden artık sekeratı olanlar ölümünden bir gün önce iyi olur biraz. Herhalde helallatsın hikmetine binaendir. Efendimiz biraz böyle iyi olduğu görülünce mescitte cemaat bekliyor. Ha kalkıyorum dedi Efendimiz. Mescide çıkmak istedi. Bu rivayeti bize aktaran Hazreti Ayşe validemiz diyor ki bir kolunda Abbas vardı Efendimizin. Bir kolunda da diyor bir adam vardı. O adamın kim olduğunu biz başka rivayetlerden öğreniyoruz. Hazreti Ali vardı. Ama Ali demiyor. Bir kolunda da diğer başka bir adam vardı diyor. İçindeki kırgınlığın tezahürüdür bu. Yani mazideki bir kısım bu birikintiler Hazreti Osman döneminde devlet zaafa uğrayınca ortaya çıkıyor. Hortluyordu ve kan gövdeyi götürüyor. Fitne ortalığı kasıp kavuruyordu ki bu da dikkat çeken unsurlardan bir tanesidir.